Sevgili izleyiciler, televizyon programının bugün 3. ve son bölümündeyiz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının çok değerli iki oyuncusu benimle birlikte çok yakında bir oyunları da birlikte hazırladıkları oyunda sahnelenecek. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Öncelikle Rıdvan Çelebi yanımda kıdemli oyunculardan ve oyunda rol alan evet. bir değer. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Evet, Bora Seçkin hem oyuncu hem de bu size tanıtacağımız Keskaç oyununun yönetmeni. Siz de hoş geldiniz sevgili yönetmenim. Efendim. Hoş bulduk. Demek ki sadece sevgili izleyiciler televizyonda değil tiyatroda da yönetmenlerimiz var. Onlar çok önemli hizmetler yapıyorlar. Tiyatroyu bize sevdiriyorlar. Oyuncuları ve diğer tiyatro elemanlarını, insanlarını buluşturuyorlar diyelim. Hemen yönetmenime sorayım. Böyle bir oyun sizin önünüze, gündeminize ne zaman taşındı ve bu görev size ne zaman verildi? Geçtiğimiz sene içerisinde genel sanat yönetmenimiz bu oyunu bir değerlendirir misin diye bana bir görev tebliğ etti. Yani okuyup görüş almamı, görüşte bulunmamı istedi. Tabii okudum. Gerekli eleştirilerimi yaptım. O sanatsal görüş içerisinde işte oyunun artıları, eksileri, nasıl sahneye konulur diye önerilerde bulundum. Kendisi bu konuda ikna oldu ve onay verdi. Ben de bu çalışmayı yapmakla görevlendirildim. Ve tabii, ekip kurmak üzere yola tabii çıktınız. Tabii daha sonraki aşamada da distribüsyon yapma, işte prova zamanı, prova mekanları gibi aşamaları değerlendirdik. Kreatif alanı seçtik, oyuncular değerlendirmesini yaptık. Yani biliyorsunuz çok değerli oyuncularımız var şehir tiyatrosunda. Gerçekten. Bunların arasından seçmek, sizin için zor almak, bir iş olsa zor tabii, gerek. Zor. İyiler arasından seçmek oldukça zor. Sonuçta 9 kişilik bir oyun, 300'e yakın oyuncumuz var. En iyi anlaşabileceğin, role en uygunu kim olabilir, en iyi kontak kurabileceğimiz. En iyiler içinden iyileri evet, yani seçtiniz. Seyirciye ulaşma anlamında oyunun türlerine bakarak, dram mı, komedi mi gibi bir noktada. Bir de tabii oyuncular, 7 sahnemiz var dolu. Çoğunlukla hepsi değişik oyunlarda. Üzerinde görev alanlar var. Evet, değil mi? Biraz boşta olanlarla da değerlendirmek gerekiyor ya da az oyunu olanlarla da değerlendirmek gerekiyor. Bütün bu çalışmalar yapıldı. Sonuçta da prova tarihi kararı verildi ve başladık. Prova tarihi bundan kaç ay önce ilk provaya başlama tarihi oldu? Aralık sonu gibi, Ocak evet. başı gibi başladık. Evet ve bu zamana kadar da yoğun bir çalışma oldu. Hı hı. Rıdvan Bey, size döneyim. Şimdi şehir tiyatroları 100. yılını kutlamaya bu yıl başlıyor. 3 evet. yıl boyunca da yoğun bir kutlama içinde olacaksınız. Sevgili izleyiciler, bu arada size sevinçle belirtmek isterim. Önümüzdeki salı günü 1 Nisan tarihinden itibaren İstanbul şehir tiyatrolarını her yönüyle, oyunlarıyla, oyuncularıyla, katkıda bulunan sanatçılarıyla, tarihiyle, geçmişiyle, eleştirmenleriyle, yazarlarıyla tanıtacağımız Şehrin Tiyatrosu adlı bir saatlik program konusunda da sizleri aydınlatacağız. Ama ben ilk müjdemi vermiş olayım. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda kaç yılımız doldu? Bu kurum herhalde İstanbul'da en eski, en köklü kurumlardan birisi, öyle değil mi? Evet, gerçekten doğru. Benimki bayağı uzun oldu. Tam 45,5 sene. Maşallah, yani yarım asra yaklaşmış evet, sizin kariyeriniz. Yani ömrümün 3/4'ü tiyatroda geçti. Evet. Ve bundan da çok mutluyum. Çok güzel. Peki acaba İstanbul Şehir Tiyatrosu Darül Bedai günlerinden bugüne kadar sizce oyuncular seyircileriyle buluşması, seyirciye verdikleri kültür anlamında söylüyorum tabii. Dünyada bir karşılaştırma yaptınız mı veya sizin zihninizdeki algı nedir? Nasıl bir yerde duruyor? Vallahi tiyatromuz gerçekten çok iyi bir yerde duruyor. Neden derseniz her türlü oyunu, repertuarı çok geniş bir tiyatroyuz. Yani örneğin bugün bir Nazım Hikmet oynanıyor. Öbür tarafta Kısa Kürek oynanıyor. Yani yelpazemiz çok geniş. Molière'den, Shakespeare'den, kim varsa değil mi? Dramat'tan belki evet. de ileride sevgili Bora kardeşim bir dramat koyacak belki. Görev tebliğ edildi bana. Başımın üstünde yeriniz var. Çok güzel. Çok güzel. Biz de bir kültür eğitim sanat kanalı gibi kendimizi kabul edip
üniversitelerimizin de televizyon olduğu için bunu sevinçle benimsiyoruz. İzleyicilerimize bundan sonra sizinle yaptığımız ilk başlangıç programının devamı ve gelişmiş halini bundan sonra izleyicilerimize sunacağız ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın aynası olacağız. Ne güzel. Bora Bey, size döneyim. Bu oyun kısaca tanıtacak olursanız kimin oyunuydu? 9 kişi dediniz ama oyunun yapısı, kurgusu vesaire bakımından çok temel bilgileri verirseniz izleyicilerimize sürprizimiz var. Bu oyunla ilgili küçük bir tanıtım videosunu da onlarla paylaşacağız. Peki. Peter Horsler yazmış kendisi. Bir İngiltere'de geçen bir oyun. İngiltere'de bir klinikte geçen bir oyun. 9 kişi aktif olarak sahnede görev alıyor. Tabii kreatif alanı da var bunun. İşte efekti, müziği, ışık, görsel efekti gibi yönetmen yardımcıları var. Bunlar mutfak kısmında değerli arkadaşlarımız. Daha çok böyle sade bir klinik burası. Aslında Peter Horsler biraz tabandan yazmış. Bütün toplumun sade kesiminden kişileri kliniğe getirmiş. Yani böyle büyük bir iddiası yok kişi seçimi anlamında. Fakat iddiası konusu. Yani bir nedir tıp, o konu? Çok tıp, temel. Ciddi bir konu. Tıp konusu. Tıp konusu. Yani hepimiz için ciddiyetini, önemini biliyorsunuz. O zaman komediye yani doğru gidiyoruz galiba. Evet, yani bir ciddiyeti alıp bir sadelikle ifade etmeye çalışmış. Bir denge bulmuş bence o bakımdan. O zaman eleştirel ve komik yönleri var. Tabii kara komedi de diyebiliriz. Evet. Mizahi tarafı var. Bir de bu ciddi konuyu yumuşatması için bu sade insanları, doğal insanları koymuş. Çok gündelik dertleri olan, hepimizin hemen kolayca tanıyabileceği, seyircinin hemen belleklerinde benzerlik kurabileceği kişiler, yani yakın kişiler. 15 yıl önce yazılmış bu oyun, 1999 yılında. 10 dünya kentinde falan oyunları oynanmış. Daha çok yazar çeşitli türde oyunlar yazıyor. Sadece komedi değil, yani dram türünde de oyun denemeleri var. Drama eğitmenliği yapıyor zaten, buradan başlıyor heyecanı tiyatro yazma anlamında. Bir de tabii kendisinin bir açıklaması var edindiğim bilgiye göre. Yani hiçbir oyunu basmıyor. Sadece oynanış anlamında, yani sahnede konulduktan sonra yeniden bir tiyatronun sahnede oynanışıyla ancak bütünlenebileceğine inanıyor. O yüzden pek basmıyor. Yani yazım olarak önemli görmüyor. Sahneye koyuş olarak çok önem veriyor. Benim eserim orada somutlaşıyor, evet, diyor. Evet, yani bu çok önemli. Çünkü tiyatro biliyorsunuz hep bir yarımlık vardır kendi içinde. Bir oyun dili vardır, bir oynanışın dili vardır. Oyun orada durur ama oynanmadan önce değerlendirilemez. Tabii oynanış kuralları da sahneye koyuş teknikleri, oyuncunun katılması gibi, bunu görebilmesi çok önemli. Yönetmenin de tabii bütün bu çevrimi çok iyi kurması o sahnede yazarın düşündüğü, algıladığı, projeksiyonunu yaptığı sahnenin, manzaranın ortaya çıkmasını sağlamak yönetmenin görevi. Evet, yani ikiye ayrılmamış. Yani ben yazdım, efendime söyleyeyim, bu oynanmasını bekliyor gibi bir noktadan gitmemiş. Oynandıkça benim eserim tamamlanır. O yüzden ilaveler olabilir, belki ştrihler olabilir gibi bir şey. Ben bu çok önemli. Çok güzel. Yani, evet. Kolektif alanı davet etmiş. Ve gelişime de açık bırakması, dondurmaması da çok önemli. Şimdi isterseniz bu oyundan şöyle 3-4 dakikalık bir bölümü sizinle ve izleyicilerimizle izleyelim. Ardından söyleşimizi sürdüreceğiz. Çocuk yapmaya vakit kaldı. Bak burada. Bak. Al. Oku bunu. Oku. Dur bakayım. Ne var? Kocamın çok sağlıklı olduğunu düşünürdüm. Bir gün çimlerin pişmek için bahçeye indi ve orada düşüp öldü. Oh. Tam erkeklere göre bir davranış. Eminim çimleri biçmeden ölmüştür. İnsan ne olduk dememeli. Ne olacağım demeli. Kendimi ne kadar iyi hissediyorum, size anlatamam doktor. O kadar mutluyum ki. Ama sizin adınız Blok mu? Evet, doktor Herman Blok. Biz yetkilileri tekrar etkiledi ve gizemli bir şekilde ortaya çıkıyoruz, öyle değil mi? Şunu bilirsiniz ki Blok, durumdan kesinlikle hoşnut değiliz. Telefon faturalarınız çok kabarık. Ben önce söyledim. Baba, ben
Doktorun o telefon konusunda çok dikkatlidir ve son derece az konuşur. Ama şiire gelen doktor vaktine vermez ya. Sizinle konuştuğumu hiç zannetmiyorum hemşire. Ama bu haksız. Hemşireler görülmeli ama sesleri duymamalıdır, öyle değil mi? Terbiyesizlik yapıyorsunuz, hayret olur. Asıl terbiyesizlik basit rahatsızlıklar için ambulans çağırmaktır. Basit rahatsızlık mı? Siz ne hakla klinik yargılarda bulunabiliyorsunuz ki? O hasta bir kalp kriziyle karşı karşıyaydı ve yönetimin her zamanki gecikmeleri yüzünden ölebilirdi. Ölebilirdi! Ama ölmedi. Biz genel bir muayene istiyorsunuz. Evet, doktor! Aynen öyle! Aynen öyle, doktor! Aynen öyle! Size bu noktada hangi tedavi seçeneğini tercih edeceğinizi sormam gerekiyor. İki şey genel muayene yapıyoruz. Standart kurulmuş. Kısaca belirtmek gerekirse standart muayene sadece dışarıdan bakarız. Lüks muayene. Evet, bu oyundan böyle bir küçük bölüm izledik. Oyun ne zaman tam olarak başlıyor veya başladı mı? Galası yapılacak. Hı hı. Bora Bey. Başladı oyunumuz. Çok iyi gidiyor. Üsküdar'da oynadık. Gazi Osman Paşa'da oynadık. Bu hafta Harbiye Şehir Tiyatrosu'nda oynanacak. Daha sonra da Ümraniye'ye geçecek. Yoğun bir şekilde o komediler biliyorsunuz oturması gereken oyunlar ve sanat yönetmenliğimiz de bunun farkında olduğu için sık sık oyunu koyup oturmasını da sağlıyor. Ve bu 30 binimde de galamız var. Davet ederiz sizleri de. Gelirseniz çok memnun oluruz. Oyunun tabii, galası yapılacak. Umarım seneye de devam edecek. Çünkü komedi az, komedi problemi var genelde. Büyük bir ihtimalle yönetim buna karar verirse devam ettirecektir. Şimdilik iyi bir noktada gidiyor. Evet, şimdi siz bu oyunda rol alıyordunuz Rıdvan Bey. Evet. Buradaki rol nasıl bir karakteri canlandırıyordu? Böyle sportmen falan. Evet, demin izlediğimiz orada boks yapan, spor hareketleri yapan kişiyi oynuyorum. Bunda tabii kardeşim, yönetmenim Bora'nın getirdiği bir şeydi, yorumdu. Ondan sonra bana da güzel bir şekilde yansıdı ve onu uygulamaya çalıştım. Bilmiyorum artık ne kadar doğru oldu, ne kadar yanlış oldu. Onu yönetmenim karar verecek. Yani Rıdvan abiye baktığımızda genellikle tarih oyunlarda sesinden de anladığınız gibi inanılmaz etkili bir oyuncu. Dramatik oyunlarda. Komedi kendisi de dedi az denemem vardır ama dedi bu rol ilk defa. Belki de ilk yani. Evet. Evet yani oldukça da. Şimdi emekli olunca bir oyuncumuz yaş alıyor biliyorsunuz. Evet. Yani 65 yaşından. Kendini de pek yaşlı hissetmesin, yaş almış hissetsin diye genç bir rol vermeye çalıştı. Evet, evet. Onun da üstesinden. Çok da güzel altından kalktı. Kalkmışsınız gerçekten. O sahicilik duygusunu bize veriyorsunuz. Teşekkür zaten ederim. Bunca yıllık tecrübeli bir oyuncudan başka bir şey de bekleyemeyiz. Yani değişme cesaretini gösterdiği için ben kendisini kutluyorum. Evet, örnek evet. olmasını da istiyorum. Ama söylediği gibi geceleri rüyalarıma giriyordu. Ya bu ben değilim, nasıl olacak bilmem ne falan diye. Çünkü yaşım 65 benim. Buradaki kompozisyon da daha genç, atletik bir adam falan. Ya nasıl olacak, nasıl olacak diye. Hakikaten böyle bir zor günler geçirdim. Güzel ama oyunculuk da bu değil mi zaten? Siz başka bir yapıda olabilirsiniz. Elbette yönetmenler uygun karakter, mizaç veya özelliklere sahip oyuncuyu seçerler ama çoğu zaman oyuncu zorlanacağı rollerle de karşılaşır. Örneğin kral olacaktır. Yani normal hayatınızda kral değilsinizdir. Dolayısıyla oyunculuk nasıl bir şey diye sorsam her ikinize de, Bora Bey sizden başlasam, meslek olarak nasıl bir şey, bir kariyer, bir de kişiyi zaman içerisinde kendisine ve hayata bakış açısından da değiştiren, dönüştüren bir şey mi? Biraz evvelki bıraktığımız konudan hemen bağlayarak geçeyim bu sorunuza. Yani ben bir yönetmen olarak bu oyunda Rıdvan Bey'le çalıştığımda, Rıdvan abiyle çalıştığımda en önemli ölçü reji alabilmesi bir oyuncunun. Yani reji alıp değişmesi, yani bildiklerinden de vazgeçebilme gücünü gösterebilmesi. İşte bu bir oyunculuk örneğidir. Rıdvan abi o yüzden çok teşekkür ederim. Yani çünkü o yumuşaklık, o değişme isteği ve bunu bu konuda da enstrümanını, yani sesi ve fiziğini ikna etmesi çok önemli bir derstir bence tiyatro için. Çok güzel. Ve sonsuz bir çizgisi vardır.
baktığımızda. Bu arada seni yorduğumu da burada söylemek isterim. Tabii, çünkü ben olarak... çok soran, araştıran bir insanım yani. Evet. Neden, niçin? Yani tamam deyip olayı bitirmiyorum. Çünkü beraber bir şey üretiyoruz. O da onun çok güzel değil mi? Yönetmen, oyuncu işbirliği de önemli. Bu Rıdvan abinin tabii ki o çocuk ruhunun getirdiği, yani yaş alabilir ama içinde yaş kostümü giymiş bir çocuk görüyordum ben. Haddim olmayarak böyle bir şeyde bulunuyorum. Yani çok ciddi sorularla provalar durmuştur. Oysa tempoyu yakalamaya çalışıyorum. Ben o sırada bir soruyla duruyorduk bir anda. Hani o meseleyi konu ediyorsan çok şeker hatıralar oldu bizim için. Evet, yani bu arada devamlı, kuliste de değil mi? Devamlı ayrıntı sorularla, sorularla yani rolün sonuna inmek istiyor. En sonunda Rıdvan abiden bırak başkası da oynasın bu rolü. Yani biz buraya kadar çıkartalım. Yani ben tam oynayacağım ve bir daha oynanmayacak ilkesi üzerinde sorulardı. Gerçekten o sorulara cevap vermek de zor. Yani evet. Çünkü bir bilinmezlik durumu da vardır sanatta, bilirsiniz. Bilim gibi tabii. Değildir iki kere iki eşittir tabii. Dört. Şimdilik bu yaptığımız düzlem içerisinde bize göre bu Rıdvan abiye yetmiyordu. Evet. Onun iştahı nasıl, tiyatroya olan iştahı, açlığı bir anlamda burada da görünüyor. Oyunculuk meselesine gelince uzatmayayım pek fazla. Yok gayet güzel. Yani Rıdvan Bey'den örnek vermek isterim. Yani reji tabii. Açıklık, esnek olabilmek. Yani objektif olabilme ilkelerini taşıması gerekiyor felsefesinde bir kere oyuncu. Ya da zaten eğitimi gereği ya da bu dünyada olduğu zaman zaten bu yönlerini törpülüyor. Bu çok önemli. 360 derece değişik açılardan bakabilme hayata, insana. Bu bakımdan zaten kendisiyle çok mutlu olan bir kişidir. Kendi oyuncağıyla da oynar. Kendisiyle bir oyuncak kendisiyle olarak. Kendisiyle dalga geçmesini bilir değil mi? Her şeyi ciddiye evet, almaz bu evet, kalabalık oyuncu. İçinde yalnızdır belki ama o yalnızlık onu dramatik hale getirmez. Mutludur. Yani bu 360 derece bir görüş meselesi. Çünkü biliyorsunuz hümanisttir tiyatro. Evet. İnsan sevgisi doldurur. Yani bir eleştiri yapıyorsa bile... şartları, koşulları eleştirir. İnsanı eleştirmez. Evet, insanca bir bakışı vardır evet, tiyatronun. Evet, o yüzden hümanist. İnsana dönük bir bakışı vardır. Dolayısıyla bunun oyuncu da bir, önemli bir elementlerinden biri olduğu için tiyatronun vitrin bölümündeki. Evet. Onda bu felsefenin olması gerekir. Bir de şöyle düşünün, çok genç bir iştir baktığımızda. Yani yaş alsak bile çok değişim, devamlı değişme evet. Üzerine kurulu ve sürekli bir adrenalin, yani oyuna çıkma, seyirciyle canlı bir şekilde ringe çıkmak gibi, yani maraton koşmak gibi bir noktası var. Bu hem fizik açısından da hem ruhsal açıdan ruhsal açıdan da çok sağlıklı bir iştir. Evet, aslında insanı dinginleştiren. Yani bize yolsu elektrik olarak çok geri dönüyor. Geri dönüyor değil mi? Meslek. Evet, Rıdvan Bey'e aynı soruyu yöneltmiş olayım. İçimizdeki çocuğu öldürmemişiz bir defa, onu tespit edelim. O kesin. Yani o ölürse zaten bu meslekte olmaz geliyor bana. Evet. Ya, ama bu meslek peki bizi nasıl dönüştürdü? Bora Bey'in söylediği gibi o 360 derece bakışı, empatiyi kazandırdı mı? Yoksa sinirli, huysuz bir ihtiyar mı yaptı? Yok. Ben aksine gençken daha huysuzdum. Fakat şimdi... daha bir dingin, daha bir anlayışlı, daha bir hoşgörü sahibi olaraktan evet. Meseleye yaklaşmayı öğrendim ben. Ne güzel. Ama bu gerek mesleğin gerekse yaşın getirdiği evet. Bir şey. Deminki meseleye değinmek istiyorum birazcık. Sormak, araştırmak bu işin en güzel tarafı. Çünkü ben şu kanıya sahip oldum. Herhangi bir rolü çıkartıp bu rol bundan başka türlü oynanamaz diye bir olay yoktur. Sonu çünkü, yok bu işin. Hayır, sonu yok. Sonu yok. Onun da bir üssü vardır mutlaka. İşte ne kadar araştırırsan, ne kadar yönetmeninle işbirliğine, alışverişe girersen sormakla, yani nedir o? Daha bir şey daha, daha bir şey daha. Çünkü yeterli gelmiyor bulduğu hatta, şey. Hatta demin söylediniz ya, bu oyun 5-10 yerde daha Avrupa kentlerinde de oynanmış. Fırsat olduğunda oradaki oyunların videoları görülebiliyorsa o da araştırmanın parçası olabilir değil mi? Olur tabii ama yani o bir yani oradan yola çıkmak bence çok sağlıklı bir şey olmaz. Bir şeye gidersiniz, taklide gidersiniz. Tekrara gidersiniz. Tekrara gidersiniz. Aktör, bazen de kendiniz sıfırdan yaratayım istiyorsunuz yani, değil mi? Zaten mesleğin en güzel tarafı o. Evet. Şöyle bir oyuncak veriyorlar sana, bu oyuncakla oyna. Yani rol bir yerde öyle, demin Bora'nın dediği gibi. Yani onu nasıl değerlendirebilirim? Çocuklar ne yapıyor? Eline bir oyuncak. Ufak evet, çocuklar evet, arıyor bakıyor var, ne şurası evet, burası çamur. Falan. Rol de bizim için bir yerde öyle yani. Ben bunu nasıl oynarım, ne yaparım sorusunu eğer düşünmezsek bunun hakikaten keyfi olmaz. Bir yorgunluktur, bir beyin jimnastiğidir ve bu da keyif veren elemanlardır. Çok güzel. Şimdi Bora yönetmenime döneyim. Hı hı. Oyuncuların
genel olarak mesleklerinden, kariyerlerinden ve o mesleki hayatlarındaki kendini dönüştüren, geliştiren yönlerinden mutlu olduklarına eminiz veya bunu olumlu bir şekilde karşılaştırdıklarına. Seyirciye gelelim. Seyirciler peki nasıl yaratıklardır? Onlar da huysuz mudur? Az mı gelirler, çok mu gelirler? İstanbul Şehir Tiyatroları'nın sadık seyircileri var mı? Oyuncuların gözüyle seyircileri değerlendirsek ne dersiniz? Sizden başlayayım. Tabii İstanbul çok önemli bir merkez sanat konusunda. Türkiye'de çok da meraklı, çok da dinamik bir kent baktığımızda. Seyirci problemi yaşadığını tahmin etmiyorum. Salon problemi yaşayabilir. Çok dolu dolu gittiğinizi duyuyorum bu arada. Salon problemi genel olarak olabilir. Yani yetersizlik bu nüfusa baktığımızda talepleri karşılamıyor olabilir. Veya salonun içinde bir gösterim meselesi eksiktir. Salonlar vardır. O önemli yani baktığımız zaman. Fakat seyirci olarak hep talep var. Özellikle bizim tiyatroya hep talep var. Memnuniyet var mı? Yani gelmek dışında memnuniyet var mı? Gördüğümüz, baktığımız zaman memnuniyet var ki geliyorlar ve devam ediyorlar. Gelmeye devam tabii ediyorlar. Tabii ki bir tiyatro sadece o anda oyunluk seyircisine bakmaz. Yani bir tiyatro seyircisi de yaratır. Yaratır değil mi? Kendi seyircisini yaratıyor değil tabii, mi tiyatro? Tabii. Yani gelecek kuşaklara da bir seyirci emanet eder. Yani şehir tiyatrosu bunu herhalde büyük yükünü şehir tiyatrosu 100 yıllık tarihinde yapmıştır. Yani birçok özel tiyatroya da seyirci geleneğiyle çok önemli seyirciler kazandırmıştır. Bu arada Rıdvan Bey'e hemen sorayım. Şehir tiyatrolarının çocuk tiyatrosu bölümü de çok aktif yıllardan beri. Siz o bölümün çalışmalarını nasıl görüyorsunuz? Çocuk oyunlarında rol aldınız mı? Çocuk oyunlarında çok az oynadım. Yani toplasanız bu 45,5 sene içinde 3 veya 4 çocuk oyunu. Yine de oynadınız yani. Oynadım tabii. Hangi hepimiz roller, böyle aslan falan mıydı? Evet. Bakın nasıl veya, bir kral, baba veya kötü adam. Yani şeydeki sese göre olan şeylerdi. Evet. Bütün bunların dışında şu var. Bugünkü seyircimizi biz Ferih Egemen zamanlarından gelen çocuk tiyatrosundan beslenen ve şu ana bizim karşımızda oturup izleyen seyirciler oradan gelmişlerdir. Yani çocuk tiyatrosunun Türk tiyatrosuna gerçekten çok büyük faydası var. Çünkü oradan yetişiyorlar. Bu arada İstanbul Radyosu'nda da sevgili Vedat Demirci prodüktörlüğünde tabii, Çocuk Saati çok gittim, sanatçıları çok gittim, evet. Ve geçenlerde onunla konuşmuştuk. Şehir tiyatrolarından yetişen birçok sanatçı veya o zamanki sanatçılar da hep paralel bir şekilde birlikte çalışıyorlarmış. Demek ki Çocuk Saati de radyo evlerindeki tabii, yapımlar tabii, da tabii, radyo tabii. Tiyatroları da galiba tiyatro severleri artırdı değil mi sayı ama olarak? Ne yazık ki şimdi öyle bir olay indirgendi sıfıra doğru. Televizyon diye bir olay var. Televizyon evet. Televizyon. Radyo tiyatroları yani, öldürdü biraz ama canlanmalı mı? Radyo tiyatrosu yine olmalı mı? Ne bilmiyorum. Çünkü talep, radyo da dinleniyor televizyon varken talep olur bile mu bilmiyorum. Çünkü perşembe günleri biz lisede okurken daha tiyatroya girmeden evvel mikrofonda tiyatro diye evet, perşembe günleri bir tiyatro programı vardı. Ya, o size heves verdirdi orada değil mi? Orada dinliyorsunuz işte Cüneyt Gökçerler, efendime söyleyeyim Kerim Avşarlar, şunlar. Uf ne güzel sesler falan filan böyle yaşıyorsunuz. İşte 45 dakika, bir saat neydi? Ondan sonra her gün saat 10'da galiba yanılmıyorsam evet 20 dakika arkası yarın vardı. Şimdi artık pek talep olacağını sanmıyorum. Keşke olsa. Çünkü sabahleyin televizyona basılıyor. Evet. Karşısında hanımlar evde iş yaparken bile televizyondan ses geliyor. Radyonun pek açıldığını sanmıyorum artık. Evet. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Yani evet, şiire ilgi varsa şu anda öyle görüyorum ben dışarıdan baktığımda. Şiir dinlemeyi seviyoruz. İyi seslerden dinlemeyi seviyoruz. O zaman demek ki kulak konusunda duyarlıyız. Yani o talep var. Fakat bunun şekli şiir olarak geçmiş. Yani radyo tiyatrosu işte gibi değil, şiire dönüşen bir yerden. Yani o talep gizliden gizliye devam ediyor. Yani bir de biliyorsunuz televizyon göz duyusu çok önde. Evet. Kulak duyumuz biraz geri kalmaya başladı. Yani bu da önemli.
Yani bunu bir açıdan da talep edilir mi edilmez mi diye değil, aslında, bir görev olarak da yapmak lazım. Evet, şimdi yani hayal kurmak isteyenler, özgünlük yaşamak isteyenler açısından bir seçenektir baktığınızda. Seçenektir çünkü sesle de, hani siz de yaptığınız sesle de olayları insanların canlandırması, gözünü kullanmayıp sırf işitme duyusuyla da o oyunun içine girmesi de değil mi, çok önemli bir şey. Şiir dinletilerinde bunları görüyoruz. Yani insanlar oturuyor, sadece söylüyor. Bir izlenilecek bir şey yok baktığımızda. Fakat dinliyoruz. Evet. Demek ki gizliden gizliye bir talep var. Fakat yapılması bekleniyor belki de. Çok doğru. Şimdi ben hem size hem izleyicilerimize birlikte söylemek istiyorum. Bundan sonraki şehrin tiyatrosunda da sizin gibi değerli tiyatro insanlarını burada konuk edeceğiz. Oyuncuları, yönetmenleri ve diğer tiyatroya emek veren kişileri ve mutfağınıza girmek istiyoruz. İzleyicilerimize söylediğim gibi ayna olacağız. Bu oyunları nasıl çıkarıyorsunuz, nasıl hazırlıyorsunuz, provalar, mümkünse oyunların sahnelendiği günlerde izleyiciler oyuna girmeden, oyunu izledikten sonra ne düşünüyorlar? Bütün bunları da yansıtacağız ve tiyatro sevgisini aşılamaya biz de sizinle beraber uğraş vereceğiz. Hemen Dünya Tiyatrolar Günü'ne de 27 Mart'ta da yaklaştığımız için bu program, bakın, hem o güne yaklaşırken hem de tiyatrolarla ilgili şehrin tiyatrosu programına yaklaşırken size sorabileceğim son soru olsun. Programımızın süresi dolmak üzere. Dünya Tiyatrolar Günü için sizler neler söylemek istersiniz? Şehrin tiyatrosu programına eminim iyi dilekleriniz vardır. Bora Bey, sizden başlayalım. Bir kere çok teşekkür ediyoruz bu ilginiz olduğu için, her zaman için her destek bu konuda tiyatroya ve dinamik tutması açısından. Siz de çok önemli bir iş yapıyorsunuz şu anda. Özellikle şehrin tiyatrosu programı, şehir tiyatrosu özelinde bir ışık tuttuğu için, dünya ayna tuttuğu için, biliyorsunuz bizim tiyatro bir marka değerinde aslında şu gerçekten anda. Gerçekten 100 yıllık. O yüzden çok önemli bir gösterge bulduğunuz açı. Çok teşekkür ediyoruz. 27 Mart yani çok önemli bir gün. Dünya Tiyatrolar Günü. Yani hepimizin yüreğinde bir tiyatro günü var. Her gün bizim için, her oyun günü tiyatro günü. Fakat bu çok önemli. Yani dünyada tiyatro günü. Yani dileğim şu olabilir. Dünya denildiği için evrensel değerlerin çoğaldığı bir dünya dileğindeyim. Ve bunu tiyatro aracılığıyla ışık tutulması taraftarıyım. Ve bu evrensel değerleri tiyatro gerçekten tam yeri yurdudur. Onları gösterecek. Yani ortak dili, ortak hoşgörüyü çoğaltacak bir sanatsal enstrümandır tiyatro. Herkese kutlu olsun. Seyircimiz bol olsun. Sizlerin de seyircisi bol olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum Bora Seçkin Bey. Rıdvan Bey, siz ne diyorsunuz? Son sözlerinizi birkaç cümleyle alayım. Bora çok güzel özetledi. Hakikaten bunun üzerine fazla ilave edecek bir şey yok. Size de ayrıca teşekkür ediyoruz. Yani tiyatro ile böyle yoğunlaşıp böylesine bir program hazırladığınız için. Çok teşekkür ediyorum değerli konuklarıma ve sevgili izleyiciler, televizyon programının bir başka versiyonunda sizinle tekrar buluşmayı dileyerek iyi günler diyorum.